ben belediye başkanı olduktan sonra kurguladığımız bazı şeyler vardı. Burada nüfusu nasıl arttırabiliriz? Onun dışında hayvancılık veya arıcılık faaliyetini nasıl geliştirebiliriz? Bir diğeri de buradaki kırsal turizmi üzerinde yoğunlaşabilmekti. Bunun altyapılarını hazırlayıp belki uzun vadeli olacak ama bunları eğer hayata geçirebilmiş olsaydık Plümür'ün önünü açmış olacaktık diye düşünüyorum. Ki bunlarla ilgili çalışmalarımıza başladık. Öncelikle işte Plümür'de sivil toplum örgütleri, Almanya'da Almanya Plümürler Derneğimiz var, İstanbul'da yine Plümürler Derneğimiz var, akademisyen arkadaşlarımız var, iş insanları var. Bunları bir araya getirerek bir 3 günlük bir çalıştay yapmıştık o dönemde. İşte neler yapılabilir gibi. Bununla ilgili işte Bozağ Karaderbent Köyü'nde bir özel idare tarafından işletilen bir kaplıca vardı. Plümür'de öncelik arz eden bir proje olarak görüldü. Orada bir ayrı bağımsız bir şirket kurduk bireysel olarak. Ben de onun hem yöneticisi oldum hem de üyelerinden biriyim. Tabii bu yapılırken sosyal bir proje olarak görüldü. 80 ortaktan biriyim öyle diyeyim yani. Orayı bitirdik, faaliyete koyduk. Onun dışında hani nüfus arttırmakla ilgili düşündüğümüz işte Kayırlar Derneği diye bir köy derneğimiz vardı. Onlar köylere gitme o zaman biraz sıkıntıydı. Hizmet almakta da zorluk çektikleri için 60 dönümlük bir yer tespit ettik orayı. 60-56 parselden oluşan yeni bir yeri imara açtık. İşte batıda yaşayan insanlar şimdi 21 tane ev yapıldı. Diğerleri de işte bu ekonomik krizden ötürü yapamadılar ama önümüzdeki süreçte yeni bir mahalle oluşturduk öyle diyeyim. Yani geriye dönüşün önünü açmak adına. Bir diğeri TOKİ oldu. Yani bu bölgede ciddi konut sıkıntısı vardı. Nitelikli yapı da çok fazla yoktu. 64 bina daireden oluşan bir projeyi hayata geçirdik. Bunlar nüfusla ilgili olan şeyler. Üretime yönelik de işte kooperatifleşme ile ilgili malum Plümür'de arıcılık çok yaygın. Tabii biz buradaki üreticilerin bir araya gelip hem daha kaliteli bir bal üretimi hem de bu üretimi arttırmakla ilgili bir araya geldiklerinde daha bilinçli, daha böyle hem tecrübelerin bir araya gelmesi hem de bilinçli olan üreticilerin örgütlü olmasından kaynaklı böyle bir çalışmayı başlattık. 24 üreticinin olduğu üretim kooperatifi kuruldu. Kendi markalarını oluşturdular. Oldukça da güzel gidiyor. Talep de var. O disiplinli bir çalışma. Kendi içinde denetimlerini yapıyorlar. Sonra işte tahlillerini yapmadan pazara sunmuyorlar gibi oldukça düzgün çalışan bir kooperatifimiz oluştu. Tabii bunun yanında özel sertifikası olan, organik sertifikası olan bir sürü üreticilerimiz de var. Bal Festivali bünyesinde bunları topluyoruz. Her yıl bunu yapıyoruz. Festivalle bunların tanıtımına destek sunuyoruz. 1200'lerde olan nüfusumuz son dönemlerde işte 1500'ün üstüne çıktı. 1510 en son. İlçe olarak da sondan 3. ilçe olduk. Mazgirt, Nazmiye'den sonra Plümür oldu. Yapılaşmayla ilgili yani vatandaşın da bir geriye dönüşle ilgili şeyleri var, talepleri var. Son dönemlerde biraz maliyetler artsa da yine diğer ilçelere baktığımızda inşaat ruhsatı sayısında biraz daha öndeyiz. Tabii belediyenin bütçesine bakıldığında nüfusa odaklı İller Bankası'ndan gelen pay. Onun dışında da işte buradaki emlak vergileridir, su parasıdır. İddialı olmayacağım ama herhalde en düşük suyu verdiğimizi düşünüyordum. Geçen ay bir %50 oranda bir zam yaptık. 2.50 yani metreküpü. Yeni yükselttik. O da arkadaşların talebiydi. Çünkü giderler inanılmaz yükseldi. Gelirler artmıyor. Yani nüfusa dayalı bir artış, çok ciddi bir artış olmadığı için diğer giderlerde çok ciddi artışlar oldu. Yani çalışan maaşlarından tutun da akaryakıt giderlerinde, araç bakımlarında falan çok ciddi artışlar var. Tabii en çok konuşulan belki borç var mı yok mu diye. İhsale hattımız vardı bizim 2014'te. Yani benim belediye başkanı olduktan sonra uygulamaya koyduğumuz projeyi imzalamıştım ben. 14 kilometreden su hattımız yenilendi. Depolarımız yenilendi. Asbestli borularla su geliyordu. Polietilen borularla değiştirildi. Vatandaşlarımızın sağlıklı suya ulaşılması sağlandı. Tabi buradan kalan bir borç var. O borç demin de baktığımda 650 bin TL kalmıştı. Bir de o dönemden
kalan bir yapılandırmaya girmiştik. Sosyal güvenliğe ait emekli sandığına emekli ikramiyeleri ödendiğinde onun taksitle geri alınması. Bir 165 bin lira da oradan kalmıştı. Yani toplam 835 bin liralık bir borcumuz var. Aslında SSK'ya ve emekli sandığına borcu olmayan herhalde ender belediyelerdeniz. Bu zaman zaman sorulur. Yani neden ödediniz şimdiye kadar diğer belediyeler ödemezken? Aslında ben bunu ilk seçildikten sonra bunun bir aslında belediyeler için borç sarmalı olduğunu gördüm. Diyelim ki işte zaman zaman affedildiği söyleniyor. Borçların işte cezalarının affedildiğini, yapılandırma yapıldığını ama bunun karşılığında hem taksitlerinde gecikme olmayacak hem de cari döneme ödeyeceksiniz. Bunun sürdürülebilir olması çok zor. Yani bu koşullarda belediyelerin her ikisini birden ödeyebilme koşulları olmadığında o yapılandırma tekrar bozuluyor. Faiziyle tekrar geri ödemek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla belediyeler bu sarmalın içinden bir türlü kurtulamıyor. Yani sonuca baktığınızda faiziyle borcu bir şekilde geri ödemek zorunda bırakılıyorlar. O yüzden ben bunu gördüğüm için mümkün oldukça diğer belki kalemlerden kısarak, tasarruf ederek hem cari dönemi hem de geçmiş dönem borçlarımızı ödeyerek borcu bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Projelerin çoğunda kardeş belediyeler üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Batılı belediyelerden geçmiş dönemlerde epeyce bir destek aldık. Önümüzdeki bu dönem henüz projelerle ilgili taleplerde bulunmadık ama önümüzdeki dönemde birkaç talebimiz olacak. Onları iletirsek daha çok yatırımlarımızı yapacağımız projeler onlar üzerinden götürmeye çalışıyoruz. İlçedeki en temel sorunlarımızdan biri imar sorunu. Bu imar sorunu ile ilgili 2015 yılında başladık. Halihazır haritayı hazırladık. Artı arkasına jeolojik ve jeoteknik çalışmalarımızı yaptık. Plan çalışmasına geldik. 22 kurumdan görüş alınıyor. Tabii bunların bu görüşlerin alınması pandemi dönemine de denk geldi. Onunla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadık. Afet konutları var. Zaman işte çok 92'de yapılmış. Hala bunların imar sorunu çözülmemiş. Hala tapuları verilmemiş. Bunlarla ilgili sıkıntılar vardı. Meydanlar Mahallesi burada en çok sıkıntılı olan. En son bunları gündeme getirdiğimiz süre içerisinde tabii bunları kurumlarla işbirliği içerisinde yapmanız gerekiyor. Valiliktir, çevre şehircilik, il müdürlüğüdür, afet müdürlüğüdür. Bunlarla koordineli bir şekilde çalıştık. Buranın afet bölgesi ilan edilmesinden sonra meydanlardaki konutlar zaten ağır hasara maruzdu. Orada 177 tane konutumuz yıkıldı. Konteyner kent kuruldu. Şimdi konteyner kente geçti vatandaş. Orada ciddi problemler yaşadık. Yani sıkıntılı süreçler yaşadık derken kolay olmuyor. Yani yeni bir yeri yıkıyorsunuz, yeni bir yere nakil yapıyorsunuz. Koşullar çok uygun değil yani yaşam açısından ama bir taraftan da mutlu oluyorsunuz. Yani insanların Allah göstermesin yarın bir deprem esnasında binaların altında kalmasının önünü kesmiş oluyorsunuz. Mesela bize ait olan bir binada işte malzemelerin çoğu konteynerlere sığmadığı için tahsis ettik oraya. Orada bir yer açtık. O şekil insanların konteynere geçmesi sağlandı. Bundan sonraki süreçte de oradaki işte yapıların yapılmasını takip edeceğiz. Burada da dediğim gibi sadece belediyeyle değil diğer kurumlarla da işbirliğiyle beraber devam etmek gerekiyor. Arıtma plümürün en temel sorunlarından biri. 2017 yılında başlamışız. Yer tahsisiyle ilgili Milli Emlak'tan tahsis talebinde bulunmuşuz. Hala tahsis talebi gerçekleşmedi. Yani orayla ilgili krokiyi de belirledik. Milli Emlak'a talepte bulunduk. Hala sonuç. Bununla ilgili defaten de yazılar yazmışız. Paket arıtma yapmayı düşünüyoruz. Ama şöyle söyleyeyim. İlk etapta direkt belki çaya veriliyordu. Biz 5 bölgemizde de her mahalleye birer foseptik yaptık. Orada dinlendirildikten sonra işte alana veriyoruz. Sızma oluyor mu? Oluyor mu? Çözüyor mu? Kesinlikle çözmüyor ama nispi olarak %50, %60 en azından bunu daha da biraz daha azaltıyor. Öyle diyeyim yani. Bununla ilgili dediğim temel sorun işte yer tahsisinin olmamasından kaynaklanıyor. Yoksa yer tahsisi yapıldıktan sonra proje yapıp İller Bankası'nı bunu borçlandırarak yapabilme şansına sahibiz. Onu takip ediyoruz. Meralar en ciddi sorun. Maden sahaları var. Her iki tarafta hem ilçemizin en, yani bence bu bölge kırsal turizmle çok rahat öne çıkabilecek ve avantajları olan bir ilçe. Meralar ve madenlerin biraz daha işte denetlenebilir veya kontrol edilebilir çete uygun hareket edilirse bence önümüzdeki süreç Plümür için çok avantajlı bir dönem.
Çünkü çok gezilebilir, görülebilir, avantajlı yerleri var. Hem turizm açısından çok ciddi bir önem arz ediyor. Onun dışında dediğim gibi arıcılık için çok inanılmaz bir coğrafya. Biz onunla ilgili yaptığımız çalışmalarda havza olarak belirlenmesini istediğimiz noktalar var. O çalışmaları yaparsak. Bir diğeri de bu bölgede belki tuz, işte belki diğer ilçelerde olmayan, sadece Pülümür'de olan tuz madenleri var. Onlarla ilgili bunları öne çıkartarak Pülümür'de daha böyle yaşanabilir, daha güzel bir ilçe haline getirme çabamız. Pülümürlerin gerçi ilçeyle ilgili gerçekten ciddi hassasiyetleri var. Bu hassasiyetlerini kaybetmemelerini, mümkün oldukça ilçeye doğru yönelmelerini, yatırım yapmalarını, en azından yaz tatillerini mutlaka burada geçirmelerini diliyorum. Genç nüfusumuz çok az, kadın nüfusumuz aktif olan, yani üretime katılan çok az. Gençlik, yani çocuk sayısı çok az. Okula giden öğrencimiz her geçen gün azalıyor. Gençlerimize de burada yaşamlarını tekrar devam ettirmelerini, buranın geleceğiyle ilgili mutlaka çocukların burada kalabilecek, ailelerin burada kalmalarını, terk etmemelerini ve batıdaki eğer koşullara uygun olan insanların da tekrar Pülümür'de yerleşmelerini diliyorum.